Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri. Günaydın. Biz yolculuk için hazırız artık. Yani sabahtan beri uğraşıyorum. Umay'da her arabaya geldiğimde havlayıp duruyordu. Şimdi gördüğünüz gibi kapıyı açıp içeri girmemesini bekliyor. Kızım. Hadi gidelim mi? Hazır mısın kız? Hazır mısın kız? Hadi açayım bakalım. Hadi geç. Geç. Hop, bak benden önce hemen girdi. Orta, ön tarafa geçmek yok. Şimdi dostlar neler yaptık, neler oldu. Şu zincir şöyle koyayım. Yeni sobamız geldi. Bunu zaten denemesinde göstereceğim. Şöyle altlar falan her taraf doldu. Arka bagaj full dolu. Yani bu sefer yükümüz daha fazla. Daha yerleşti öyle şimdilik. Liderlik koydum. Ondan sonra bir gidelim yerleşelim. Önümüzdeki günlerde artık bir sakinliğe ulaştıktan sonra hem videoları daha düzenli hale getireceğim. Hem karavanın içini daha ayrıntılı detaylı videolarla da sizinle olacağım. O zaman şimdi hadi yola çıkalım. Dostlar yine koştura koştura. Yola çıktık, koştura koştura gidiyoruz. Yani yol zaten uzun sürüyor bizim bu araçta. Yani malum görüyorsunuz şu an rampaya geldik. 3. 4. vites. İşte 40-50 kilometre ile tırmanıyoruz. Bir de üstüne çevirmelerle uğraşıyoruz. Yaklaşık 12-13 tane çevirmeden geçtik. Girdik çıktık bir şeyler oldu. Böyle hal böyle olunca 2,5-3 saatlik yol oluyor 5-6 saat. Bu çevirmeler sizce normal mi? Yani bence normal değil de sizin düşünceleriniz nedir? Yani 5-10 kilometre arayla sürekli çevirme, sürekli çevirme. Yani biz, tamam zaten özgür olmadığımızı biliyoruz artık ama iyice bu son günlerde baskılar daha fazla arttığını hissediyorum ben şahsen. Siz ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Neyse, siz yorumlarınızı, yani düşüncelerinizi yorumlar bölümünde anlatırsınız. Biz nereye gidiyoruz? Söylemeyeceğim bu bölümde nereye gittiğimizi. Ama şöyle bir ipucu vereyim. Bir önceki turumuzda kaldığımız yerden başlamaya karar verdik. Özel birkaç köy var ziyaret etmemiz gereken. Zaten onları önümüzdeki bölümlerde detaylı anlatıyor olacak. Ama şimdilik sürpriz olsun. Şimdi biz bu yolculuğa neden çıktık? Bu sefer bir çok amacı var. Geçen sefer çıktığımızda hani hem karavanı test etmek, ihtiyaçlarımızı belirlemek gibi bir spontane bir tur olmuştu. Bu biraz daha planlı bir tur ona göre. Hatta şunu boşa atayım da rahat rahat konuşalım. Birazdan paşaya gidiyoruz. Uzun zamandır aslında hayalini kurduğum, düşündüğüm bir yolculuktu. Yol arkadaşıma da teşekkür ediyorum buradan. Çok kameralarla hoşlaşmadığı için. Nasıl vermiyorum. Ama kim olur az çok yine önceki bölümlerden biliyorsunuz. Dediğim gibi özel bir yolculuk, uzun da bir yolculuk olmasını planlıyoruz. Tabii önümüzdeki günler ne getirir, ne götürür. Biliyorsunuz dünyadaki durumlar her geçen gün değişiyor. Bizim planlarımız da ona göre değişiyor ama hedefler aynı. Sadece hedefe ilerleyen yollarda bazı farklı değişiklikler yapmak gerekiyor. Zaten bunların detaylarını uzun uzun bir anlatacağım ben size. Şu gidelim, kurulalım, birkaç günümüz bir geçsin. Şu karavanı bir düzenleyelim içine. Şimdilik bütün malzemeleri, yeni aldığımız malzemelerle birlikte bayağı içerisi doldu. Düzenlemeye ihtiyaç var, organize edilmesine ihtiyaç var. Ondan sonra biraz daha rutine girecek. Hem videolar, video aralıkları sıklaşacak. Hem de içerik kalitesini arttırmayı hedefliyorum yolculukla birlikte. Bakalım, böyle güzel hedeflerim var hepimize. Hayırlı uğurlu olsun yaşam ailesi. Seviliyorsunuz. Kamp alanında görüşürüz. Yine ben. Şimdi arabada zaten motor sıcaklığı var. Motor hemen önünde. Şöyle gösterelim. Bu şeyde helibinin altında. Bir de hava sıcak. Bugün 28-29 derece. Yarın 31'e falan çıkacak. Biz arabada haliyle yanıyoruz. Araba da yoruluyor bu durumda. Ama kendimizi serinletmenin bir yolunu bulduk az önce. Bence çok yaratıcı. Hemen gösteriyorum. Elinizi böyle uzatıyorsunuz burada.
buradan gelen hava akımı elimin avcuyla yönlendirerek ister göbeğime, ister biraz daha böyle aşağı doğru yaparak üst kısımlara ayarlama yapabiliyorum. Yani bu kadar yol yaptık yaklaşık bu araçta 2000 kilometre. Bunu daha önceden keşfetmiş olsak neyse, geç değil hiçbir şey için. Bu da turun ilk günü. Önümüzde daha sıcak günlerde yolculuk yapacağız. Aklınızda olsun dostlar, böyle eski içinde yandığınız araçlarınız varsa doğal serinleme yöntemi. Bu arada ilerlediğimiz yollar da böyle sap geçitlerden geçiyoruz. Tek yokuştan iniyoruz, çıkıyoruz. Ama yolda olmak güzel. Yeni tecrübeler edinmek güzel. Ki önümüzdeki zaten günlerde yeni yaşamlarla tanışacağız. Yeni ve özel yaşamlarla tanışacağız diyeyim. Ruhani açıdan. Bu tur hem mental hem fiziksel olarak gelişmek sağladı. Burayı planladığımız bir tur. Mental olarak gelişim sağlamak için ruhumuzu aydınlatmamız gerekiyor. Bununla da ilgili özel bir köye gidiyoruz. Orada da özel insanlarla tanışacağımızı, hatta özel bir geceye denk gelebileceğimizi ümit ediyorum. Bu arada vay, kızım burada. Balkondan bakıyoruz. Kesleri ya mutlu. Canı sağ olsun. Buraya geçmesin diye bu metal plakaları araya koyuyorum. Ama yukarı çıkıp dolabın üstünden gelmeye çalışıyor. O yüzden şu an bağlı kendisi. Buraya kadar geliyor. Buradan ileri gelemiyor. Gelsin kızım. Canı sağ olsun da tehlike arz edebiliyor durum. Hadi bir daha kamp alanında görüşürüz. Da bakalım kamp alanına gidene kadar daha neler olacak. Bir yaşam restoranı, hoş geldiniz dostlar. Vallahi akşam geç kaldık şu an. Saat kaç dur, göstermeye çalışayım ben size. Dokuz oldu. Biz daha yeni yerleşiyoruz. Yerleşmeye çalışıyoruz. Bu ledi hatırladınız mı? Tavana yapıştırmıştım. Oradan yine düştü. Madem oraya düştün biraz burada takıldı değil. Şimdi çok güzel bir yerdeyiz. Göstereceğim hemen. Ondan öncesinde yeni değiştirdim. Sobayı kurdum. Hatta daha iyi görebilmeniz için kafa lambamı da yakayım. Yani tip olarak aynı. Biraz ufak tefek değişiklikleri var. Çok parlıyor mu? Şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi buraya ufak kıyıklarımı yaptım. Burada kalınlar var. Şurada da tahta parçaları var. Burada da biraz daha kalın yakacağım odunlar var. Yani ilk birkaç sefer dışarıda yakacağım sobayı. Dışındaki boyaya atsın. Şunu bir ıslak mendille silelim dedik ama daha şey oldu. Bir bezle yandıktan sonra güzelce bir temizleyeceğiz. Burası böyle. Bulunduğumuz yeri de gösterebilirsem şuradan. Hemen derenin kenarındayız şöyle. Daha gündüz vaktini göremedik. Gündüz çok güzeldir muhtemelen burası. Yolu çok kötü ama biz zar zor geldik bir şekilde. Yine tehlikeli yollardan geçtik. Çıkarken olmazsa yolları da gündüz çıkarsak göstermeye çalışırım. Umay kızım da burada yanımızda. Böyle takılıyoruz. Şimdi sobamızı yakalım. Birkaç lokma bir şeyler yatıştıralım. Sonra tekrar görüşürüz. İkinci sobamızın ilk denemesine hoş geldiniz dostlar, bakalım. Gerçi şimdi bu karanlıkta tutup tutmayacağını çok anlayabilecek miyim bilmiyorum ama şimdiden diğer sobadan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle kapatalım. O kadar ışık gelir oralardan. Gözlemleyelim bakalım. Bacadan dumanımız da çıkmaya başladı. Soba zaten diğerinden biraz daha ağır. Hani malzeme kalitesi daha iyi. Ne varsa eskilerde var diyorlar ya. Bu geçen seneden kalan sobaydı. Ben yeni model gelmiş diye hemen ona iş koydum, aldım. Ama döndüm dolaştım yine ilk sözleştim, seçtiğim sobayı aldım. Neyse, vardır bunda da bir hayır. Bakalım. Artık sobamızı da yaktığımıza göre hadi birazdan biraz daha yakayım. Biraz tecrübe edeyim. Öyle kapatayım. Bu duman, yalnız boruyu biraz daha uzatmam gerekecek sanki. Bize doğru gelecek mi? Neyse, gelirse bir parça daha uzatırım yukarı doğru. Şu an gayet güzel yanıyor. Baca çekiyor. Etraftan kaçak girecek duman yok değil mi? Görünmüyor. Evet. Yani bundan var. Evet,
Buradan da kaçırıyor galiba. Şu şöyle resmen. Şu tas gibi yerden. Evet. Neyse şöyle bir yansın güzelce. Belki üstündeki boyalardan kaynaklı da olabilir. Çünkü değişik bir koku çıkıyor. Bu gece iyice yakacağım burada bunu. Ondan sonra bakacağız artık. İkinci deneme de başarısız gibi. Yani buram buram tütüyor. Dumanları görüyorsunuz zaten. Neyse bakalım, bir yola çıktık artık. Dışarıda kullanacağız bunu bir şekilde. Başka da bir çözüm bulacağım. Değiştireceğim muhtemelen. Hayırlısı be gülüm. Diyecek bir şey yok. Şu an. Baya baya tutuyor mu bu içeride? Yanma ihtimali yok. Yani diğeri daha iyi çekiyordu. Daha iyi. Yani biraz kaçırıyordu. Bu komple her tarafından kaçırıyor. Neyse katıla destek atarsanız bir tane soba alırız be. He dostlar. Hadi. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi ben videoyu bitirmiştim ama hadi bonus kısmı. Her ne kadar tütse de etse de çok güzel patates yaptı. Onu da göstermek istedim dostlar. Yandan mantarımız da pişiyor burada. Zaten bu sobanın amacı oydu. Üst tarafı bu hale geldi. O kimyasallar yandı. Bu yüzden kaynaklı. Biz bunu dışarıda bir süre kullanmaya devam edeceğiz ama içeride kullanmamaya karar verdim. İşte o arada küçük bir döküm soba ayarlayabilirsem onunla yola devam edeceğiz içeride. Şimdi biz patateslerle mantarları, biraz tereyağı, kaşar, ayıptır söylemesi, onları bir birleştirelim. Devam, yapacak bir şey yok.